Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Denizbank'ın mobil uygulaması Mobil Deniz'de vadesiz hesapları nasıl açılır bunlara bakacağız. Hazırsanız videomuza başlayalım. Öncelikle hesap ve kart menüsüne giriş yapıyorum. Hesaplar diyorum. Evet, bu adımda bana ait vadesiz hesapları, vadeli hesapları ve yatırım hesaplarını görüntülüyorum. Vadesiz hesap açmak için vadesiz hesapları menüsünün yanındaki artı işaretine basıyorum. Evet, bu adımda öncelikle vadesiz hesabımızın hangi para cinsi üzerinden açılacağını seçmemiz gerekiyor. Döviz kodu menüsünden Türk Lirası, Amerikan Doları, Euro yani Avrupa para birimi, sterlin, ruble gibi birçok para birimi mevcut. Örneğin TL hesabının nasıl açılacağına bakalım. Hesabımıza bir isim vermemiz gerekiyor. Buraya örneğin vadesiz TL hesabım diyorum. Ve devam diyorum. Sözleşmeyi okudum, onayladım dedikten sonra son bir onay kısmı onayla dedim ve gördüğünüz gibi hesabım hemen açıldı. Açtığım hesabın detaylarına nasıl erişebilirim? Hesaplar menüsüne giriş yaptım. Burada gördüğünüz gibi 3. sırada vadesiz TL hesabımı görmekteyim. Burada daha sonradan vadesiz hesabımın ismini değiştirebilirim sağ üstteki kalem işaretinden. Bilgilerine erişebilirim. IBAN numarasının paylaş seçeneğinden paylaşabilirim. Kolay adres bilgisi tanımlayabilirim. Bakiye bilgilerini görüntüledikten sonra hesabımızı favori hesap olarak belirtebiliriz. Buradaki yıldız seçeneğinden hesabın QR kodunu gösterip paylaşabilirim. Hesap hareketleri menüsünden son 1 ay ve son 6 aya kadar hesabımızdaki bütün para giriş ve çıkış işlemlerini görüntüleyebilirim. Bakiye seçeneğinden de sadece para girişi veya para çıkışını görüntüleme şansına sahibim arkadaşlar. Evet, kaptan hesap tanımlamaya bakalım hemen. Burada da ürün bazında risk bildirim form ve yatırım çevre sözleşmeleri imzalamamız gerekiyor. Bu da yatırım hesabını çevirmemiz için hesabımızı uygunluk testine yönlendiriyor bizi. Bu daha sonradan anlatacağımız işlemler arasında yer alacak. Hesabı kapat menüsünden de açtığımız vadesiz hesabı seçtikten sonra devam diyoruz. Ardından onay dediğimizde hesabımızı hızlıca kapatabiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşça kalın.